İyi akşamlar. Alanyaspor Fenerbahçe maçının ardından karşınızdayız. Alanyaspor 1-0 öne geçmişti. Ardından Fenerbahçe'nin attığı gol VAR'dan döndü. Devre arasında Fenerbahçe'nin açıklaması, ardından iki penaltı Valencia attı, sonrasında Emre Mor'un golleri. Konuşacağız, maçı değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Bir sürü tabii mesajlarınız da geliyor. Hem hakemle ilgili yazanlar var, Fenerbahçe geliyor diye yazanlar var. Çok fazla yorum atıyorsunuz. Aralarda da okuyacağım. Batuhan Karadeniz ve Hakan Gündoğar'la birlikteyiz. Fenerbahçe Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada, yenildiği haftada Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Hakan'la başlayalım, sonra Batuhan'a gelelim. Hakan, çok ilginç bir maç oldu, enteresan bir maç oldu. Sosyal medya üzerinde de Fenerbahçe'nin açıklaması, şimdi Galatasaray taraftarlar Osayi'nin pozisyonuyla ilgili tepki gösteriyorlar, kırmızı değil mi diye. Fenerbahçeli taraftarlar, çizgi, yönetimin de açıklaması var. Daha sonra işte penaltı kararları, neden VAR'a gittin, penaltı değil. Yani yine çok fazla hakem üzerinden yorumlar ön planda gördüğüm kadarıyla. Bir yorumlayalım, başlayalım. Sen nereden başlayacaksın? Şimdi Sevilla maçından sonra futbol masa başında oynanıyor dedi Jesus. Hı hı. Bugünkü maçın devre arasında sisteminize yazıklar olsun açıklaması. Maç sonunda ben Fenerbahçe yönetiminden bir açıklama daha bekliyorum açıkçası. Bu maçla ilgili ne söyleyecekler mesela? Çünkü bir maçın devre arasında sisteme yazıklar olsun diye bir açıklama yapıyorsanız, bunu kazandığınız maçın ardından da devam ettireceksiniz ki ben sizin samimiyetinize inanayım. Çünkü o sahinin pozisyonu kırmızı kart oldu, kırmızı kart. Bak, daha ötesi yok yani. Ders diye okutudur. Ki başta elini arka cebine götürüyor Mete Kalkavan. Gelirken elini arka cebine götürüyor, ondan sonra sarıya dönüştürüyor. Bu pozisyonun kırmızı kart olmama ihtimali yok. Bundan mesela bahsederseniz dersiniz ki hakem, sisteminize yazıklar olsun, Osayi'yi de atamadınız dersiniz, tamam. Şimdi ne oldu? Osayi penaltıyı yaptırdı. Ortada bazı şeyler düzelecekse, işte Lale Orta'nın Galatasaray'la ilgili yaptığı işte bu yayıncı kuruluşa pozisyon önermesi, bugünkü maçın hakeminin bunları yapması, daha sonra Galatasaray maçında kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Çocuk dün açıklama yaptı Devrim Zengi'ye. Ne gördüm onu, gördüm. Ahmet Oğuz. Evet abi, kırmızı kartmış. Maçın o anında o adrenalini anlamadık ama abi gerçekten kırmızı kartmış diyor. Çocuk bile kendisi de söylüyor. Orada kırmızı kartı göstermiyorsunuz. Ya ne bileyim, çok enteresan bir lig oynuyoruz ya. Ya çok saçma sapan bir lig oynamaya yine başladık. Yine birbirimize düştük. Yine birbirimizi yemeye başladık. Son nereye gidecek bu işin? Hayırlı gözükmüyor açıkçası. Onu söyleyeyim. Çünkü ilerleyen haftalar daha da kızışacak bu lig yarışı. Ve ben önümüzdeki haftalarda özellikle iki kulübümüzün, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın bu açıklama, bu demeç savaşlarının devam edeceğini düşünüyorum. Ama gerçekten yazık oluyor. Futbol severleri her geçen gün hem tribünlerden soğutuyorlar hem de futboldan soğutuyorlar. Burada deprem özel yayını yaptığımız sırada açıklamaları hatırlıyorsun. Burada beraber yayın yaptık. Daha sonra ligler başladıktan sonra bunların hatırlanmayacağını söylemiştim. Herkes açıklama tabii yapacak. Yani bir şekilde mesela takımların bir arkadaşımız reaksiyonu yazmış, olacak diye. İzleyicimiz yazmış, diyor ki tetikçilik yapıyorsunuz. Galatasaray tetikçiliği yapıyorsunuz. Hayır diyorum ki. Ya Fenerbahçe hakem sayısı kazan demiyorsun ama demiyorum, sen. Demiyorum, asla böyle bir şey çıkmıyor ağzımdan yani. Niye öyle bir şey söyleyeyim ki? Fenerbahçe bugün daha iyi oynadı Alanyaspor'dan. Abi şimdi şöyle bir gerçek var. Sen Fenerbahçe'ysen, işte Beşiktaş'san, Galatasaray'san, büyük takımsan, kardeşim yeri gelecek hakemi de yeneceksin. Rakibi yeneceksin, yeri gelecek hakemi de yeneceksin. Yenmek zorundasın. Aynen öyle. Şampiyonluklar kolay gelmiyor. Bugün Fenerbahçe için şampiyonluğa çok büyük bir adım atıldı. Tamam. İşte kırmızı karttır, Osayi'nin pozisyonu, efendime söyleyeyim Osayi işte sonra penaltı almıştır, Fenerbahçe maçı çevirmiştir falan. Bu nasıl bir ofsayt çizgisi ya? Benim 4 yaşımda çocuğum var. Allah Kur'an çarpsa bunlardan daha iyi çizgi çeker. Yani şimdi tamam, biz hakemi konuşuyoruz. Osayi'nin pozisyonu kırmızı kart. Eyvallah, tamam. Ona bir şey demiyorum. Ama bunu konuşurken bu Alanyaspor'un golünde olan kale arkası kamerası Fenerbahçe'nin golünde nerede ya? Bir tane mi kameranız var? Bir tane de varsa sen Fenerbahçe'nin hücum ettiği kaleye koyacaksın o kamerayı. Zaten Alanya'da yılda bir geliyor yani. Değil mi? Olabilir, eksikliktir. Paranız yetmemiştir. Bir kamera almışsınızdır. Anlatabiliyor muyum? Onu o zaman Fenerbahçe'nin hücum yaptığı kaleye koyacaksın. Çünkü sen bir yerde
Birini savunurken bir yerden bir yerinde vuramazsın. Bence o pozisyonda offside mofside yok. O pozisyon bal gibi gol Fenerbahçe'nin golü. Rossi'nin golü. Tertemiz gol. Şimdi zaten sol çaprazdan doğru bakıyoruz. Çizgiyi çiziyorsun. Ya zaten adamın önünde olması normal yani. Böyle bir bakış şeyi yok. Anladın mı? Ya ona bakarsan Konya maçında çocuk. Konya maçında da aynı kart var. Sarı kart. Konya maçındaki daha da yani bilek kırıcı bir hareket. Çocuk bir de söylüyor, kırmızı kart diyor mesela. Tamam bak, bilek kırıcı bir hareket. Konya maçında sarı kart verdi. Tamam hadi eşleştirelim, aynı şey olsun. E bu maçta da sarı kart. Tamam abi, olabilir. Hakemler de yanlış yapabilir. Benim buradaki kızdığım konu ne biliyor musun? İşte Fenerbahçe'nin galip gelmesi, işte efendime söyleyeyim insanların saçma sapan açıklamalar yapması falan. Yani kusura bakma, sen Fenerbahçe'sin. Ya sen bu Arda'nın sözleşmesinde iki hafta üst üste oynayamaz diye bir şey mi var? Bunu bir çıkın açıklayın bize. Yani bir hafta önce, ya üç gün önce Sevilla maçının yıldızı, sen Arda'yı bugün bırak 45'te oyun alman lazım. Oynatmıyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Bunlar varlık içinde yokluk çekiyor ya. Yok, varlık ben, içinde ben yokluk. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Jesus kesin gitmiyor, oynuyor. Ya ben, ya bu ben çok zaten söyledim. Fenerbahçe'nin arada... tek kurtuluşu var kardeşim. Tek kurtuluş. Jesus'u göndereceksin abi. Vallahi ben de bugüne... Bak 8 maç sonra 11'de oynuyor. Sevilla maçlarını da koy. 10 maç sonra Gustavo Henrique 11'de oynuyor. Bugün Süper Lig'de oynayan veya oynamayan yedek 18 yaşındaki bir stopere desen ki ceza sahasında yapılan ortada offside taktiği olmaz desen, biliyorsun kaldı. İlk golde kaldı. Offside taktiği yapıyor çünkü. Abi kalamazsın sen. Ya sen profesyonel yıllardır bu yani Brezilya'da da stoper oynamış deneyimli bir adamsın. Ya burada orada kalamazsın abi. Ya kalamazsın ya. Bunu amatör futbolcu yapmaz. Bir de Hakan, şimdi hakemle ilgili konuşunca bu sefer mesela işte Muslera'yı da konuşun, onu da konuşun, işte ya Ahmet Oğuz konuşun, Fenerbahçe'nin çizgisi, işte Beşiktaş'ta Ahmet Başkan'ın açıklamaları, yani hakemle ilgili şimdi bir sürü... Muslera'yı falan konuşamam. Bak biz bugün Fenerbahçe maçını izledik, Fenerbahçe konuşacağız. Yarın atıyorum başka bir takımın maçı vardır, onu konuşuruz. Ben bugün gördüğümü konuşurum abi. Aynen. Ben geriye gitmem, ne görüyorsam onu söylerim. Rezil bir maç yönettiler. Dakika 30. Kimdi? Söyleyeceğim hemen. Çok özür diliyorum. Furkan rakibini Valencia'ya arkasından çekiyor. Çekmek nedir? Sarı kart. Sarı kart. Sen gidiyorsun, adamı uyarıyorsun. Adam stoper. Belki bir pozisyon sonra yakalayacak seni. Birebir de üstüne gelecek. Kırmızıyla seni attıracak. Sen niye sarı kartını vermiyorsun adamı? Bak o kadar uzağa gitme. İşte offside çizgisiydi. İşte efendim offside'in penaltısıydı falan da filan da. Kırmızı. Ona gitme. Dakika 30. Ceza sahasına çaprazdan bir adım kala Valencia'yı çekiyor. Niye vermiyorsun abi sen sarı kartını? Neden vermiyorsun? Ne uyarması bu değil ki bu. Federasyon bunun bir açıklaması var. Diyor ki formadan çekmek sarı karttır. Bunu vermen lazım. Ona göre bir daha stoperde sarı kartı yiyince daha hafif oynayacak. Fenerbahçe daha çok üstüne gidebilecek. Bunları hiç konuşmuyoruz. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? Çünkü bunlar göze gelmiyor. İşte gol pozisyonu, işte offside çizgisini konuşursun. Efendim penaltıyı konuşuyorsun, işte kırmızı kartı konuşuyorsun. Bunlar basit gibi görünüyor ama bunlar futbol için önemli şeyler. Ama hakemlerden memnun olan görmedim genel rezillik anlamda. Rezillik başka hiçbir şey değil ya, rezillik. Rezillik yani. Ama ben yine de Fenerbahçe'nin devre arasında açıklama yapmasını doğru bulmadım. O açıklamayı da verelim mi? Bence doğru değil. O da çok yanlış bir şey. Evet. Yanlış abi, yanlış. Yani bir hafta önce Jesus çıkıyor diyor ki işte burada maçlar masa başında kazanılıyor. Hafta içidir ya, perşembe. Hafta içi, affedersiniz. Burada maçlar masa başında kazanılıyor dedi. E şimdi dönüyorsun diyorsun. O zaman ben de sorarım. Jesus sen de bu maçı masa başında mı kazandın? Vermedi adam Osayi'nin kırmızı kartını. Madem kitabın ortasından konuşacağız, konuşalım. Fenerbahçe baştan sona bugün maçı kazanmayı hak etti. Açık ve net. Baştan sona hak etti. Hak etti ve kazandı. Buna kimse bir şey diyemez. Ya Fenerbahçe'nin galibiyetine kimse perde düşüremez. Ya penaltı olmasa da kazanırdı diyorsun. Penaltı olmasa da kazanırdı. Osayi atılsa da kazanırdı. Osayi atılsa işler değişmez miydi? Yine değişmezdi. Hiçbir şey fark etmez. Çok zor olurdu ama 2-1 olurdu, yine maçı kazanırdı. Yani haftalardır burada bağırıyorum. Arda'yı bence şöyle Emre'yi niye oynatmıyorsun? Şurada yanlış düşünüyoruz. Bugün sen Emre Mor'u oyuna sokmasan bugün bu maçı çeviremezsin. Çeviremezsin. İşte bunu söylemek istiyorum ben. Yani bizim gördüklerimizi bu kadar tecrübeli antrenörlerin, efendime söyleyeyim bu kadar büyük camianın başında sorumluluk alan insanlar nasıl göremiyor? Ya 10 maç sonra neden Gustavo Henrique'yi böyle zor bir deplasmanda stoper oynatıyorsun arkadaş ya sen? Gerçekten gitmek istiyor. Arda bu sezon bak 10 maçta ortalama 26 dakika süre almış ya.
10 maçta 26 dakika ortalaması Arda'nın. Ya ben Sevilla maçından sonra oynamasını bekledim. Şaşırdım ya, açıkçası. Ben oynar Serkan, diye düşünüyordum. Sevilla maçından. Kim izlerse izlesin Fenerbahçe maçını. Arda için izliyor. Bak Arda için izliyor. Bir Galatasaraylı, bir Beşiktaşlı Arda oyuna girdiği zaman bakıyor o televizyona. Bu çocuk ne yapacak diye bakıyor. Bu çocuk yetenekli. Bu çocuk maç çevirebilecek bir çocuk. Rossi'nin golü attıktan sonra, Rossi golü attıktan sonra bir dakikada çektiğin offside çizgisini Alanya'nın golünden sonra niye 5 dakika sonra çekiyorsun? Maç başlıyor, biz göremiyoruz. Niye geç geliyor? Alanya'nın offside çizgisi, yani golü, offside çizgisi maç başladıktan sonra bir pozisyon sonra verdiniz kameraya. Ne oluyor ya, evet, abi çıkın söyleyin de hepimiz de bilelim o zaman. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Dün Bünyamin Gezer çok güzel bir şey söyledi. Dün Bünyamin Hoca şahane bir şey söyledi. Bizim yayında mı? Sizin yayında. Üstüne gitmeyin ya. Spiker'in adını unuttum. Hünkar. Hünkar'la birlikte yaptıkları program çok güzel bir şey söyledi. Yönetmenlerde çok ciddi sıkıntı var dedi. Yani yayıncı kuruluştan VAR'a giden görüntülerde çok ciddi sıkıntılar var dedi. Bünyamin Gezer. Yani doğru kamera açıları, doğru işte şeyler, çizgiler çekilmesi, şey dedi, kulakları çınlasın, ah Musa Çözen ah dedi mesela. Yılların deneyimi. Ya gerçekten yayıncı kuruluştan giden görüntülerde de ben sıkıntı olduğunu ben de bugün gördüm. Ya Fenerbahçe'nin attığı golde gerçekten çok ciddi bir sıkıntı vardı çizgi çekimde. Şimdi bu bazı statlarda bu çizgi konusunda, belirleme konusunda sıkıntı oluyor konumu gereği. Onu biliyorum, onu anlatmışlardı. Biliyorsun bir ara hani basın mensuplarına davet etmişlerdi, anlatmışlardı. Oradaki yayınlarda hatırlıyorum. O noktaları zaten insan belirliyor. Yani oradaki görevli hakem noktaları belirliyor. Daha sonra algoritma otomatikman çizgiyi çekiyor. Ama tabii açıyı gördüğünüz zaman sanki çapraz gibi geliyor. Daha önce açıklama yaptıkları için bir daha anlatıyorum. Yani biz bunu sorduğumuz zaman bize böyle bu şekilde bir açıklama gelmişti. Ama ekrana verdiğin şey biraz da hani kamuoyunu aydınlatma, taraftarları, izleyiciyi biraz da ha evet böyleymiş denildiği gibi olması lazım ki izleyen ha evet offside'miş veya değilmiş diyebilsin. Ama statların konumu veya işte onu çözemedikleri için çapraz görüntünün nedeni bu, o anlamda söylüyorum. Orada bize anlattıkları buydu. Ben de sizlerle paylaşmış olayım. Açıklamayı demin ekrana getirmiştik. Biraz sonra sıcağı sıcağına açıklamalara da bakarız. Bir de şeyi merak ediyorum. Açıklamayı getireceksin ekrana. Bu açıklama yapıldıktan sonra Fenerbahçeli birçok muhabir ve yazar arkadaşım şöyle bir şu tweet'i attılar. Takımı ligden çekin. Ya yok öyle maç şey sonunda mesela ne yazacaklar? Ya abi bu kadar kolay değil bir takım ligden çekti. Ya tabii ki değil. Orada işte Fenerbahçe bu açıklamayı yaparak zemin hazırlıyor. Galatasaray'a savaş açıyor. Yok burada. Daha önce Ali Bey söyledi bunu zaten. Bu tarz açıklamalar yapmayın. Öyle şeyler olacak. Kendisi olamaz yaptı devre arasında. Ay ligden çekilme konusunda. Ya tamam da işte Ali Bey'in mesela şu anda kulübe yaptırmış olduğu açıklama, bunu Ali Bey'den habersiz yaptırabilir misin? Hayır. Devre arası. Bunu maç sonu yap, kabul edeceğim. Yenilsen de yansen de yap bu açıklamayı. Devre arasında niye yapıyorsun? Çünkü Osayi'nin pozisyonu var içinde. Bak Osayi'nin pozisyonu var. Osayi kırmızı kart görse bu açıklamayı yapar mısın? Yapmazsın. Bu açıklamayı maç sonunda yaparsın. Maçın sonunu beklersin çünkü. Aman tansiyon yükselmesin. Osayi bir de penaltı aldı. En kritik pozisyonda penaltıyı aldı. Doğru bir penaltı. Benim gözüm görmüyor. Şu açıklamayı okuyayım. Okuyayım tabii ki. Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla verilen verilmeyen kartlarınızla, varınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız. Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalete payı olan herkese yazıklar olsun. Sisteminiz sizin olsun, biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Doğru demiş, helal olsun. Çok güzel açıklama yapmışlar, vallahi helal olsun. Katılıyorum. Çizgileri belirsiz, her şeyi belirsiz. Ne yaptıkları belli değil. Verilen kartlar kart değil. Verilmeyen kartlar var. Doğru demiş. Ama yeri devre arası değil. Yeri devre arası. Söyleyeyim. Maçtan sonra konuşalım. O zaman şimdi ne olacak? Haksız duruma düşmüş oluyorsunuz. Şu an haksız durum ama doğru demiş. Kim yazmışsa açıklamaya da helal olsun. Ellerim dert görmesin. Benden de büyükse ellerinden öpüyorum. Muhteşem bir açıklama yazmış. Yani tam olarak özete. Bazı katılmadığım yerleri var. İşte Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız falan deyip kişiselleştirmelerine katılmıyorum. Onu bir geçeyim. Ama o baştaki her şeyine katılıyorum. A'dan Z'ye çok güzel açıklama olmuş. Galatasaray da mesela. Ama Galatasaray da memnun değil, Fenerbahçe de memnun. Abi Galatasaray değil zaten niye bu kadar panik yaptı onu da anlamak mümkün değil. Abi 13 maç üst üste kazanmadın mı? 14. 14 bir maçta şey var. 14 maç kazandın. Konya'yı kaybettin, bir panik başladı mesela.
Maçı kaybeder kaybetmez Fenerbahçe'ye saldırmaya başladın. Ya buna da gerek yok ki. Ya Galatasaray, sen bu ligdeki en iyi kadroya sahip camiası şu anda. Şu açıklamayı yaparken biraz da oyuncularına baksınlar yani. Kusura bakma. Hani mesela Galatasaray'ın puan kaybettiği, yenildiği maçta Fenerbahçe daha baskın oynamalı düşüncesiyle söylüyor. %100 doğru söylüyor. Önümüzdeki haftada derbi var. Şimdi her şeyi geçtim. Her şeyi bir kenara bırak. Abi kaç tane Adale sakatlığı vardı bu akşam? Evet, çok vardı. Adale'yi bırak ya, ben Pedro'nun oyunda olduğunu 43. dakika yayıncı kuruluşun spikerin seslenmesiyle duydum. Maçı anlatan adamı. Pedro nerede lan? 43. dakika Pedro oynuyormuş dedim. Bak şuna bakmadım ben. Arkadaşlar bize böyle bir şey veriyorlar. Vallahi 43'te doğru söylüyor. İlk kez deydik. Kur'an evli açarsın, bakmamıştım. Bak, 43'te Pedro'nun oyunda olduğunu duydum. 45'te oyundan çıktığını duydum. Biraz kendi oyuncularınıza da bakın. Biraz hocanızı da biraz eleştirin. Yani şu açıdan eleştirin diyorum. Hani yetkili makamlara söylüyorum bunu. Ya hocam, hani bizde bir tane Arda vardı hani. Geçen hafta Sevilla maçında böyle oynadı. Arda neden bugün oynamıyor? Yani Serdar Dursun oyuna giriyor. Arda oyuna girmiyor. Veyahut da bir İrfan var. Ya bir demoralize bir İrfan var. Adam demoralize oldu çocuk. Olabilir. İyidir, kötüdür tartışılır. Performans tartışılır. Ya demoralize olmuş bir İrfan Can Kahveci var. Abi iyi de kaç haftadır demoralize Batuhan ya. Tamam işte diyorum, ne ısrarı ya? Arda'yı oynat. Oynat Arda'yı. Şu İrfan'da ettiğin ısrarı Arda'da etmiş olsaydın şu anda Fenerbahçe'nin artı 3 artı 4 puanı daha fazla vardı. Bu arada haberin olsun yani. Jesus. Yani ayıp ediyorsun çocuğa. Çocuğa ayıp ediyorsun. Bu çocuklar daha küçücük çocuklar. Bunların kalbi kırılır. Orada çocuk oyuna girecek. Gidiyor Emre'ye moral vermeye çalışıyor. Evet, evet. Yani, neden bu kadar ısrar ediyor olabilir sence? Yani yıllarca futbol oynayan biri olarak ne olabilir? Yani taktiksel anlamda başka oyuncuyla yapamayacağını düşünüyor hocalar, demek ki Jorge Jesus. Bazı hocalar oyuncularda ısrar ederler. Ama ikisi de aynı kalibre oyuncu olduğu zaman ısrar edersin. Sana güvenir. Bir tık fark olsa da bir şey ifade etmez. Ama Arda ile şu an İrfan'ın arasında dağlar kadar fark var. Sen İrfan'da ısrar edemezsin ki. Arda konusunda edemezsin. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Başka bir oyuncuyla tamam İrfan'ı kıyaslarsın. Ama Arda'yla kıyaslayamazsın. Anlatabildim mi abi ne demek istediğimi? Anladım demek istediğimi. Ya onun için ben üzülüyorum yani. Peki şuna ne dersin? Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan 61 gol. Gol beklentisine giren 52.89 ve net gol pozisyonu yaratan takım Fenerbahçe. Peki bu istatistikler eşliğinde ne dersin? Yani en fazla gol atan takım, gol beklentisine giren ve net gol pozisyonu yaratan takım Fenerbahçe şu anda. Opta'nın istatistiği hemen önüme geldi de paylaşayım dedim sizlerle. Dünya Kupası öncesinde iyi bir grafiği vardı zaten Fenerbahçe'nin. Ligi erken açması, erken form tutması. Şahane bir Fenerbahçe izledik Dinamo Kiev maçları hariç. Yanlış mı düşünüyorum? Bazı 1-2 maç hariç diyeyim. Çok iyi bir Fenerbahçe izliyorduk. Sonra ne olduysa oldu. Büyük maçlarda sıkıntı rotasyon, İsmail olduğu için kayboldu, Zayt kayboldu. Jorge Jesus'un işte ne olduğuma girdi biraz. Çok basit gördü ilk başlarda. Sonra işte oyuncularla arasındaki iletişimde kopunca Fenerbahçe'de biraz sıkıntı oldu. Ama şu an için işler artık değişti. Fenerbahçe ben dedi ki ben bu yarışın içinde varım kardeşim dedi. Yani şu an Fenerbahçe'nin yapması gereken tek şey dışarıdaki olayları çok iyi yönetmesi. Taraftarlarıyla birlik içine girip yoluna devam etmesi. Çünkü Galatasaray puan kaybetti. Abi ben 3 Fenerbahçe puan, 6 taraftan... puan var, bir eksik maç var. Kazandığın takdirde ki oynanılmamış hiçbir maç kazanılmaz. Yani maç oynanmadan kazanamazsın. Kimle oynarsan oyna. İsmi hiç fark etmez. Eğer Fenerbahçe kazanırsa 3 puana düşer. Yani bu şampiyonluk için tekrar hani olayı sağ dışına taşımamak lazım. Şahsi görüşüm. Hani bu Twitter'dır işte, tweet'tir işte, hakemdir. Herkes hata yapıyor. Ama hakemler her sene yıllardır bak. Hakemler de yapabilir. 23 sene ama oldu medyada. Ama artık bıktık ya hocam, sen de hani 3 maçta bir hata yapıyorsun. Bıktık ya. Neyin ısrarı bu kadar Mete Kalkavan'da? Yetişmiyorum ya. Mete Kalkavan için demiyorum. Ya onun gibi 3-5 tane daha hata yapan adam var. Yapmayın abi. Batuhan senle 3 yayında Mete Kalkavan'ın saçını konuştuğumuza göre çok sık maç veriliyor. Oradan yola evet, çıkalım. Evet ya, ben ne zaman görsem sanki Mete Hoca'nın maçı Mete Hoca'yı izliyormuşuz gibi yani. İnanılmaz bir şey ne yani. Ne zaman baksam habire bir maç yönetiyor. Şu an en tecrübeli hakemlerden biri. Ya, en tecrübelisi buysa vay halimize. Verilmeyen kırmızı kart. Offside 35 dakikada bir offside çizgisi çekemezsiniz. Efendime söyleyeyim sarı kartını vermezsin. Alanya'nın stoperin Valencia'yı çektiği pozisyonda. Furkan çekiyor adamı. Vermiyorsun. Yani gidiyorsun Jesus iki tepki gösterdi diye adamın kırmızı kart veriyorsun, tribüne atıyorsun.
derbi maçı öncesi. Jesus derbide olamayacak, kenarda olamayacak. Jesus'u derbide cezalı duruma düşürüyorsun. Ben anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Yani çok ilginç olaylar oluyor. Bu arada maç sonu da paylaşım var değil mi Fenerbahçe'nin? Maç sonu da paylaşım vardı. Onu da verebiliyor muyuz? Önemli olan. Az evvel devre arasındaki paylaşımı ekranlarınıza getirdik. Şimdi de maç sonundaki paylaşım bu. Fenerbahçe kazandı. Çizgiler, iptaller, oyunlar, kurgular mağlup, Fenerbahçe galip. Sisteminiz sizin olsun. Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Son günlerde yaşananların ve bu akşamın hesabını soracağız. Maçın ardından da hani biz tutarlılığımızı devam ettiriyoruz. Mağlup durumdayken veya devre arası yaptığımız açıklamanın arkasındayız diyor Fenerbahçe kulübü. Abartmasınlar onlar da ya. Bu kadar da fazla ya. Yani son günlerde bu. Yaşananların hesabını soracağız. Yani dün de Galatasaray-Konya maçında da adamın kırmızı kartı verilmedi yani. Arak gibi 10 kişi oynayacak. Bugün senin kırmızı kartın verilmedi. Tamam, çizgiler mizgiler yanlış olur. Yine söylüyorum bak. Benim söylediklerimi kimse yanlış yere götürmesin. Böyle konuları uzatmak herkese zarar verir. Özellikle de Fenerbahçe'ye verir. Bu da bir taraftarı ayağa kaldırmaktır. Yani ne yap? O herkes uğraşıyor o zaman Fenerbahçe şampiyon olmasın diye. Hani böyle bir şey yok ki. Yanlış mıyım ne demek istedim? Yani ne alakası var abi? Çık yan ya. Sen Fenerbahçe'sin ya. Alanya Spor'u hakemi de yeneceksin. Yeneceksin. Daha zorundasın. Daha fazla mücadele edeceksin. 45 dakika ruhsuz oynamayacak takımın. Ana bu Pedro Medro, bu King Mink olmayacak yani. Olmayacak. Git genç oyuncunu koy. En azından forman için savaş verir, mücadele verir ya. Bir takım ruhu yok. Efendime söyleyeyim bir hiçbir şey yok. Adamın offside çizgisinden golü verilmiyor. İtiraz eden oyuncu sayısı 2. 2 kişi itiraz ediyor. Ya bir hakeme bir koş 10 kişi ne oluyor falan filan. Hocan atılıyor ya, tepki vermiyorsun. Bir tepki ver ya, bir isyan et. Bir isyan et. Değil mi? Bir kendine gel. Onu demek istiyorum. Yani burada kalkıp da işte tweet atmak, efendime söyleyeyim gol olduktan sonra Hakan, Mert Hakan gibi koşup, en büyük Fenerli de sensin yani Mert Hakan. En büyük Fenerli sensin. Tebrik ediyoruz kardeşim seni. Yani seni hayatım boyunca unutmayacağım kulübeden çıkışlarında. Böyle bir şey görmedim ya. Mete Kalkaman ligin en tecrübeli hakemidir. Dediğim için taraflı yayın istemiyoruz diyorsunuz da ben hakemin iyi veya kötülüğünden bahsediyorum ki şu anda hayır, hali hazırdaki en tecrübeli hakemlerden benim biri. Yani en fazla maç yöneten hakemlerden kaldı, biri. Bununla alakası yok ki söylediğimin. Hakemin iyi veya kötü olması değil ki. Yani 20... Olayı anlatamazsın sen. Hayır, anlatayım da ama diyalog kurmadan hani onlar nasıl olsa yazabilir değil. Şimdi beraber yayın yapıyoruz. Onların, izleyicilerimizin de mesajları benim için kıymetli olduğu için değer veriyorum. İzleyicilerimizin ve mesajları cevap ki bizim için kıymetli ama bizi beğenmiyorsan kardeşim çarpıyor basıp gidip başka yok, bir yere izleyebilirsin. Yok yok, öyle deme, öyle deme. Biz sana burada bizi izle diye bir şey yapmıyoruz. Senle kafamız uyuyorsa bizi izleyebilirsin. Ama ya, uymuyorsa çarpı butonu var sağın üstte. Bebeğin basıyorsun, çıkıyorsun. Bu kadar basit. Anladın mı? Biz burada doğruları konuşmakla mükellefiz. Ya biz burada ki, kimseye yalan devre konuşamayız. Devre arasında ben sen bu açıklamayı yaparsan Fenerbahçe, bunlar gelecekse Fenerbahçe maçında çok net. Fenerbahçe maç sonrası için konuşuyorsan ben Fenerbahçe ile ilgili gördüklerim her şeyi söylemek zorundayım. Aynen. Hakem yanlış yapıyorsa hakem yanlış yapıyordu. Ya şeyi neden söylemiyorsun mesela? Gustavo 10 maç oynamamış kardeşim 11'i. Sen bu adamı nasıl 11'e atıyorsun? Ligdeki kırılma maçında. Fenerbahçe bu akşam yenilseydi ne olacaktı o golle 1-0? Bize başkası gibi gelip Fenerbahçe'ye övün, efendime söyleyeyim Berikin'e şunu yapın diye para vermiyor burada yani. Anladın mı ne demek istediğimi? Beni konuşturtmayın. Zaten zor duruyorum yani. Ama çok enteresan. Hakikaten bırakın çok ya. Enteresan. Gidin yani millete mesela parasıyla lafı geçen adamları izleyin o zaman. Hayır, zaten bu yarış devam ettiği sürece hakem hep konuşulacak. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de reaksiyon verecek. Bu yarışın içinde bu devam edecek. Çünkü zaten dört dörtlük bir hakem yönetimi veya işleyişi görme olasılığımız düşük. Bunu kabul edelim. O nedenle aynı yayını yaparken tabii ki herkes kendi fikirlerini koyar ortaya. Ama Mete Kalkavan tecrübeli dedim, en eski hakemlerden biri. Bunu da unutmayalım. Tabii ki eleştiriliyor. Benim takıldığım nokta ne biliyor musun? Mete Kalkavan'ın işi bitmiş. Bitmiş. Hı. Yönetemiyorsun. 35 dakika gidiyorsun, penaltı pozisyonu var. 80 dakika kameradan penaltı pozisyonuna bakıyorsun. Madem profesyonelsin, madem bu ligin en iyi hakemlerindensin, ya senin o penaltıyı VAR'a gitmeden çalman lazım. Ben de hatırlıyor musun? Pozisyonu televizyondan gördüm, daha hiçbir şey olmadan penaltı dedim. Ha, gidiyorsun bir de 35 dakika izliyorsun. Ya gitmene gerek yok diyorsun. Hadi git tamam da bir bak, aa penaltı de dön. Her kamerasının açısından izliyor. Tam gider gibi yapıyor, hop bir daha dönüyor bakıyor falan. Ne oluyor ya?
Gördün mü onu sen? Gördüm, gidiyor gördüm. Böyle diyor, ah diyor, bir daha bakayım. Ya ne oldu? Ne kadar korktunuz ya? Ya çok enteresan hakikaten. Valencia yorum almadım ya. Valencia atmaya devam ediyor. İşte penaltı da golle sayılıyor. O kolay değil o iş, evet. O penaltılar da sorumluluk. Alex'i de geçiyor şimdi. Şampiyonluk yolunda yani bu penaltıları bu kadar rahat bir şekilde de atmak. Buz gibi değil mi ya? Buz gibi, helal olsun. Çok iyi oyuncu. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyoruz Valencia'yı. Ve takım arkadaşlarım da yani. Açıklamalar varmış. Açıklamalar üzerinden gidelim isterseniz. Onları da ekrana getirelim. Samet Akaydın neler söylemiş? Rossi'nin golünde biz gol yedik. Maçtan sonra baktık. Kamuoyuna, yorumlara bakacağız. Nasıl çizgi çektiler? Hala anlam veremedik. Gol mü, gol değil mi diye. İnşallah yanılmışızdır demiş Samet Akaydın. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Bırakmadık ve kazandık. 10 günde 3. maçı oynadık. Yorgunluk belirtileri vardı. Bazen kötü oynayarak da kazanacağız. Tamam, çok güzel. Çok doğru söylemiş. Bu arada bazen kötü oynayacağız da kazanacağız diye. Çünkü kötü oynarken kazanan bir büyük takım şampiyonlar her zaman bir adım daha yakındır. İlk sayfasını alabilir misin Samet'in konuşmasını? Gelelim bir ilk sayfaya. Rossi'nin golünde biz gol yedik. Maçtan sonra baktık. Kamuoyuna, yorumlara bakacağız. Bir dakika. Şimdi kamuoyuna, yorumlara bakacağız. Bu kulübün başkanı falan mı? Samet, sen kendi işine bak kardeşim. Çık topunu oyna. Zaten senin kulübünde başkanın da, hocan da, senin işte efendime söyleyeyim spor kamuoyuna, işte Fenerbahçe'yi tanıtan şahıslar da, değil mi? Bunu yapar. Bu senin işin değil. Sen sosyal medyaya bakma Samet. Sen sahaya bak. Mesela adam senin sağından atıp solundan gidiyor. Nasıl gidiyor bugün mesela o çizgiden? İşte vurur gibi yapıyor, çekiyor. Sen böyle arkanı dönüyorsun falan. Top insanı öldürür mü? Ben hiç bilmiyorum mesela. Top insanı öldürür mü? Ben daha hiç daha önce bir örneği var mı? Yani çete de ben mesela sorayım buradan. Bir top insanı öldürebilir mi? Mesela adam vuruyor ya, ben böyle durdum. Top benim suratıma geldi. Ben ölür müyüm? Şiddetine bağlı diyorum. Yok, çok şiddetli. Yok, kimse ölmemiştir yani. Top insanı öldürmez. Birisi vururken böyle sırtınızı dönmeyin. Korkmayın yani. Sosyal medyayı takip etmeyen de futbolcu çok var mı? Azdır ya. Tamam, etsin de burada bu açıklamanın bir anlamı yok yani abi. Mutlaka ederler. Çünkü kendine fake hesap açıp işte benim hesaplarımın altına kadar yorum yazdıranlar var 7 sülalesinde. Öyle mi? Tabii onlar var. Bir arkadaş yazmış, Hakan cahillik yapma, Zalai kart cezası o yüzden Gustavo oynadı diye. Tamam, o tercihler üzerinde. Jesus Fenerbahçe kazandığı müddetçe çok fazla tabii ki eleştirilmez ama puan kaybettiği zaman veya kazanamadığında Fenerbahçe tabii ki ön planda olacak. Ama bir senelik sözleşmesi var ve sezon sonuna kadar devam edecek. Şu andaki görüntü bu. Derbide de sahada olamayacak Jorge Jesus. Ama ne olursa olsun az evvelki istatistiklerimi bir kez daha hatırlatayım. Şu anda ligin en fazla gol atan takımı Fenerbahçe. En fazla gol beklentisi olan takım Fenerbahçe. En fazla net gol pozisyonuna giren takımı da Fenerbahçe. Böyle de bir gerçek var yani. Batu. Şimdi bunu da unutmayalım. Sana bir şey soracağım. Bunlar, yani bunlar da önemli istatistikler. Sivas Spor Galatasaray maçından sonra VAR hakemi Özgüç Türkalp görevi bıraktırıldı. Evet. Türk futbolu Özgüç Türkalp arıyor mu sence? Hiçbir şekilde hayır değil mi? Yani. Ya ben unutmuşum bile. Yani. Ya bak düşün. Özgüç ya buna Türkalp... cevap vermeme gerek yok ya diye. Işte, hayır, şunu söyleyeyim. Özgüç Türkalp diye birisinin varlığı hakem camiasında veya Türk futbolunda kalmadı artık ve kimse ya Özgüç Hoca olsaydı da şöyle olur demiyor değil mi? Demiyor. Abi peki neden kaçıyoruz biz? Çıkartın, açıklayın abi VAR kayıtlarını. Açıklayın veyahut da kulüplere yollayın. Yollayın arkadaş, yani bir şekilde artık bu işin bir sonu gelsin. Çünkü bak bu kaostan kurtulamayacağız. Osayi Samuel pozisyonunda ne konuşuldu? Bak Ersun Hoca da konuştu maçın ardından. Galatasaray Konya maçındaki pozisyonda ne konuşuldu? Muslera için, Muslera'nın pozisyonunu gördü mü görmedi mi? Oğuz'un pozisyonu için ne söyledi? Hani bunları bilmek istiyor abi taraftar. Çünkü sen taraftardan kazanıyorsun. Anladın mı? Taraftar olmasa kim izleyecek abi? İşte her pozisyonu açıklarsak biz işin abi altından sen, kalkamayız. Her pozisyonu nasıl açıklayacağız diye peki, düşünülüyor. Tamam, çok güzel. Anladığım kadarıyla. Aynen zaten. Bu açıklama da var. Dediler ki her maç artık kesinlikle işte federasyon başkanı futbolun ta içinden geldiği için dedi ya işte her maçta açıklayamayız diye. Lale Hanım o zaman neden herhangi bir pozisyonda Donk'un Zaniolo'ya yapmış olduğu pozisyona müdahale ediyor yayıncı kuruluşta? Trio programında. Sen Alanya golünden sonra 1 dakikada 30 saniyede çektiğin offside çizgisini Rossi'nin golünden sonra özür dilerim tam tersini söyleyecektim. Yani Alanya'nın hemen golünden çekti, sonra evet. Hemen 1 dakika 2 dakika sonra çektiğin offside çizgisini Rossi'nin golünden sonra nasıl hemen çekebiliyorsun? Ne fark var?
Yani ne fark var? Ya yok yani, yani işte dediğim gibi açıyla alakalı atıyor, herhalde bilmediğim için. 3 dakika sonra çekiyorsun. Yani bize anlattılar. Dediler ki statların Anadolu'daki ve diğer statlarda büyük statlar hariç kamera açılarında ve kamera yerlerinde problem olduğu bize anlatılanı söylüyorum. Ben söylemiyorum bunu. Bu benim fikrim değil. Onu da söyleyeyim. Bize aktarılanı söylüyorum. O nedenle konulan yerlerin açıyı algıda seçicilik açısından farklı gösterebileceği ile alakalı. Yani aslında düz ama öyle gözüküyor diye. Bize söylenen bu şekildeydi. Çünkü giriyorum ben, iki futbolcu önde ya, tık tık çiziyorum. Yani belirliyorum futbolcuları. Algoritma otomatikman sana offside mı değil mi onu gösteriyor zaten. Mevzu bu. Şimdi İngiltere'de ne yapıyorlar? Scoreboard'a veriyor pozisyonu. Onlar anında... Anında. Neden biz yapamıyoruz? Biz yapamayız abi. Hakan orada 15 dakika mesela dursa bile oyun, sakatlık da olsa 90'a mesela 5 dakika oyun dursa yine 90 artı 1'de 2'de bitiriyor. 90 artı 11, 12, 13, 14 bitirmiyor. Yapacağım. Aynı şeyler değil. Bu arada Ersun Hoca da maçın ardından şöyle bir cümle kurdu. Onu da söyleyelim. Ne dedi Ersun Yanal? Dedi ki tartışılan bir kart pozisyonu var. O sayı Samuel'in pozisyonuyla alakalı. Orada rakibimize eksik bırakabilirdik. Devre arasında hakemlere de söyledim. Bu kadar gergin bir ortamda maç yönetmek, bu söylemlerle bu ortamı idare edebilmek korkunç bir şey. Daha sağduyulu olmalıyız şeklinde. Hakemin hareketi büyük infial yaratıyor. Bu tartışmalar durmayacak. Hepimizin kafası karışmış durumda. Umarım bu tartışmaları bırakıp futbol özelinde konuşuruz. Yani sadece futbol konuşuruz. Hocam hakem... sen de Trabzon'un başındayken, Fenerbahçe'nin başındayken yaptığın açıklamalar da var. Yani bir anda mı işler değişiyor? Bir şu ya. Da vardı, onu da söyleyeyim. Hocalarımızın, yöneticilerimizin yaptığı yorumlar futbola bir şey katmıyor. Eğer bir şey varsa hep beraber bakalım. Bu işin hukuk, adalet kısmı var. Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama bu şekilde. Yani hocalarımızın, yöneticilerimizin yaptığı yorumları futbola hiçbir şey katmıyor. Eğer bir şey varsa hep beraber bakalım, oturalım, konuşalım. Bu işin hukuk ve adalet kısmı var demiş Ersun Yanal maçın ardından yaptığı açıklamada. Yani geliyor, geldikçe sizlerle paylaşacağım. Ama bu şekilde olmaz diyor. Yani bir katkısı yok. Futbolumuza bir katkısı olmadığını dile getirmiş. Hakem tartışmalarının Ersun Yanal. Bu arada Ener Valencia'nın da açıklaması geldi. Sıcağı sıcağına arkadaşlar verecek. Genellikle birbirimizi de kandırmayalım. Gelen mesajların %99.9'u hakemlerle ilgili. Diğeri de performansla ilgili. Galatasaray'a değil kendi maçlarımıza bakıyoruz. Kazanarak özgüvenli şekilde devam etmek istiyoruz. Birkaç gün önce Ferdi ve Emre ile aramızda bir konuşma oldu. Bana gol atmayı bırakmalısın diye şaka yapmışlardı. Ben de onlara şu an olmaz. Şu an gol atmayı bırakamam dedim. Devam var mı? Tamam. Tamam. Kazandığımız için çok mutluyum diyor Emre Mor'da. Çok anlamlı ve değerli 3 puan. Mutluyum. Devre arasında içeride ne konuşulduğunu bilmiyorum. Isınmaya gitmiştim. Oyuna girerken Jorge Jesus rakibin üzerine gitmemi söyledi. Ben de kalitemi göstermeye çalıştım. Ener Valencia bir gol makinesi. Böylesine iyi bir oyuncuya sahip olmak Fenerbahçe için güzel bir şey. Emre Mor'un açıklaması. Emre Mor 19 maçta 49 dakika süre almış ve Fenerbahçeliler yani Sevilla maçlarında mesela bu çocuğun oynaması gerektiğini, bu çocuk Arda, İsmail. Bazı hataları yapıyorlar, sonra da eşitlemeye çalışıyorlar. O zaman sıkıntı oluyor. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Bugün o sayı atılsa Fenerbahçe maçı kazanır mıydı? Kazanabilirdi. Ama net, zor olurdu, net kazanamaz. Kimse diyemem. Net kazanırdı diyemez. Bence de kazanabilirdi 10 kişiyle de ama. Bugün o sayı atılsa Fenerbahçe maçı zor kazanırdı. Peki dün işte Konya maçında Oğuz atılsa. Aynı şey evet. Galatasaray maçı kazanır mıydı? Kazanırdı. Kazanabilirdi değil mi? Kazanabilirdi evet. İşte Oğuz'u atmıyorsun diye bugün o sayı, yani bir şeyleri kendi aralarında dengeye kurmaya çalışıyor. Bir kere hata yaptın mı? Çık tamam ben hata yaptım. Diyemezler işte. Ben hata yaptım. Benim görevlendirdiğim hakem hata yaptı. Verme 3 hafta 4 hafta maç. O da kendini çeki düzen versin. Sen de adalet dağıtmaya çalışma. Değil mi? Şimdi o pozisyona sarı kart verildi diye bugün kırmızı kart pozisyonuna da sarı kart verdin. Yarın Beşiktaş maçında da böyle bir şey olsa yine sarı kart vermek zorundasın. Sonra bir tane hakem çıkacak. 4 hafta sonra bu mevzuyu unutacak.
Aynı pozisyona kırmızı kart verecek. Hayda, yine ortalık 56. Herkes sonra dilinde adalet. İşte bize verilmemişti. Konya diyecek ki bana verilmemişti. İşte Fenerbahçe diyecek ki ona verilmemişti. Yapmayın. Yok, doğru karar neyse o. Sonu evet, olmayacak evet. Hakem arkadaşımız yanlış yaptı. Galatasaray camiasından özür dileriz. Yok, bu kadar şey. Basit. Bugün gösterirsin. Bu kadar yani. Tabii yapacak bir şey yok. Hepimiz insanız. Herkes hata yapabilir. Hepimizin kafası karışmış durumda diyor Ersun Yanal. Hakemlik konusunda diyor genel karışır anlamda. Yani, kusura bakmayın. Yani bu kadar net hatalar olmaz. Bu insanlar bu camialara gönlünü veriyor. Bu insanlar bu camiaları seviyor. Ya sen orada 7 tane hakem var merkezinde. Etrafta var 150 tane kamera. Sen yanlış karar veremezsin. Veremezsin yanlış karar. Batu, eski hakemler gidiyor, yeniler gelsin deniliyor, yeniler geliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı değişsin deniyor, Merkez Hakem Kurulu Başkanı değişiyor, başka biri geliyor. Federasyon değişsin deniliyor, federasyon gidiyor, yeni isimler geliyor. Ve her defasında da aynı tartışmalar devam ediyor. Giden geliyor ama şey, bu Mete Kankavan yani. Hiçbir yere gitmiyor abi. Özgür Türkalp de gitmiyordu, gitti işte mesela. Hayır, bir şey değişmiyor, yine aynı tartışma. Özgür Türkalp gidince aramadın. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Demek ki doğru yapmışsın. Bak, bu arada yanlış anlaşılmasın. Ben Mete Hoca'nın şahsına işte, Mete Hoca gitmiyor demiyor. Örneğin Mete Hoca gitmiyor. Örnek olarak söylüyorum. Hani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, haktır bu ya. Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Bünyamin Gezer, Bülent Yıldırım mıydı? Hı hı. Evet. Deniz Çoban, hı hı, ve Lale Orta televizyona çıkıp hakem yorumculuğu yapan herhangi bir ismin kesinlikle ve kesinlikle Merkez Hakem Komitesi'nin önünden geçmemesi gerekiyor. Bak, kesinlikle televizyonda yorumculuk yapan herhangi bir eski hakem Merkez Hakem Komitesi başkanlığı yapmamalı abi. Kardeşim, hakemken kızıyorsun, böyle hakem mi olur, ne biçim evet, karar veriyor diye. Hakemlikten sonra yorumculuk yapıyorlar. Evet. Sonra yorumlarını dinleyip bak ne söyledi, bak görüyor musun böyle dedi diye söylüyorsun. Peki bu normal bir şey mi sence? İşte bak ne diyorum sana. Mete Kalkavan'ı yerden yere vuruyorsun. Örnek veriyorum. Tamam. 3 gün sonra Merkez Hakem Komitesi Başkanısın. Tamam, Lale Orta'nın mesela, Lale Hoca'nın çıkartırım. Ondan sonra sen bu hakeme görev veriyorsun. Bu hakemle yüz yüze bakıyorsun. Hadi koçum sana güveniyorum falan diyorsun. Hanginiz gerçeksiniz? Televizyondaki mi? MHK'deki mi? Bak, olmaz. Olmaz. Olmamalı. Abi bizde çok değişmesi gereken şey var abi Türk futbolunda. Vallahi çok değişmesi gereken şey var. Bu arada Ersun Yanal'ın son sayfasını okumadım galiba. Evet. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyonluğu kovalıyor. Onların da bir stresi var. Ancak onlar bileğinin hakkıyla sahada kazanabilecek güce sahip bir takım açıklamasını yapmış. Daha önce Fenerbahçe'de görev almıştı. Şampiyonluk kazanmıştı biliyorsunuz. Nisan ayında da bir şampiyonluk elde etmişti. Ya hocam, hizmet ediyorsun anlayamadık ya. Niye? Hocanın da bir söyledi bir söyledi tuttu. Fenerbahçe ile ilgili soru sorulmuş. Böyle bir cevap vermiş hoca. Bu arada Nedim Bey'in bir sorusu vardı. Onu ayırmıştım. Batuhan abiye sormak istiyorum. Icardi iyi futbolcu, kaliteli futbolcu ama Valencia'nın attığı goller ortada. Hala Icardi mi diyorsun Batuhan abi? Yani ben ikisini eşleştiremem. Benim kendi takım olsa ben Icardi alırım. Valencia da çok iyi oyuncu ama. Ya ben oyuncuyu sadece sağ içindeki performansıyla değil ya, duruşuyla da falan da biraz şey yapıyorum, bakıyorum mesela. Valencia iyi oyuncu. Abi kaç gol atacaksın da? O Icardi'yi Fenerbahçe'nin böyle hücum oynayan bir takımına koysan, belki Valencia kadar çok şansı yaver gitmeyebilir. 30 tane 40 tane atamaz ama Icardi de önce. Ben Icardi'nin sağ içinde arkadaşlarına yardım, set, efendim duvar, ondan sonra orta sahaya gelip oyunu açmasını seviyorum. Sabit bir pivot santrafor gibi oynamadığından dolayı Icardi'yi seviyorum. Valencia sol açığa gidiyor. Solda adam geçiyor. Efendime söyleyeyim, bacak arası. Forvet. Kaç golü penaltıdan Valencia'nın toplam? 758'i penaltıdan. Ömer, ona bir bakabilir miyiz kaç golü ya? Ona yani bir bakalım. Şimdi şuraya çıkıyoruz. Yani ne istiyoruz? Yani futbol konuşmak istiyoruz. Yani haftada 5 program yapıyorsak ikisinde hakem konuşuyoruz yani. Öyle. Türk futbolunun gerçeği bu. Biraz insanlar artık kendisine çeki düzen versin. Abi, yani tamam, çünkü da her makam ağırdır. Sen o makamda durup para kazanıyorsan makamında hakkını vereceksin. Hakan, isimler şey, Batu, isimler değişse de devamlı eleştiri devam edecek. Bir şey değişmeyecek. O biraz bakışla da alakalı. O zaman birisi bu konuya el atsın. Yani o hani geliştirsin kendini, daha i̇şte iyi olsun diyorum ya, diyorsun. O zaman birisi bu konuya el atsın. O zaman sen kendi evladını
alıp burada sistem. İşte alıp burada 7 milyon euro para vermiyorsan, başka bir oyuncuya veriyorsan, o zaman git hakemi de ithal al. Git al abi. Al. Al. Bunlar niye değişemiyor mu? Yunanistan'da yaptılar. İlla Ahmet, olay Hasan, çıktı. Mehmet mi yönetmek zorunda? Alın ithal getirin. İtalya'dan getirin. Fransa'dan getirin. İngiltere'den getirin. İyi yaşa, iyi yaşa. Sağlıcakla. Sağlıcakla. Şimdi geçen hep beraber. Ronaldo'nun liderlik maçını izledik burada. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da. Maçı kim yönetti? Hatırlıyorsun neydi? Tamam. Adı gelmedi aklıma. Tamam evet. İngiliz. Benim gelir şimdi, gelir. Adam Ronaldo ile çok iyi arkadaş olduğunu İspanya'da biliyorsun duyurmuşlardı. Şöyle yakın, böyle yakın. Suudi Arabistan basınında işte dediler ki işte Ronaldo ile çok yakın arkadaş olduğu için bu maça verilmemeliydi falan filan. Abi adam Ronaldo'yu Manaldo'yu hiç bakmadı abi sağ içinde. Adam var ya çok haklı bir yorum yazmış biliyor musun? Neymiş? Bak Ahmet Çağan demiş ki domates mi alıyorsun Batu? Kim kime hakemini verir? Vallahi doğru diyorsun, vermezler. Bizimkileri de versek alan olmaz ama. Hayır, İspanya'da da mesela Lahos çok fazla eleştiriliyor. Lahos işte. Lahos. Yerden yere vurdular Lahos'u. Barcelonalılar tepki gösterdi. İşte Almanya'da da bir sürekken var beğenilmeyen. İşte yaşamış olduğu diyalogtan sonra Ronaldo'cu olduğu söylendi. Geçen işte El Nasr maçını yönetti. 3-1 kaybettiler. 3-1 1-0 mı kaybetmişlerdi? Romarinho'nun golüyle. Hı hı. 1-0 olması lazım. İşte o maça çıkmadan evvel şey yaptılar. Dediler ki böyle böyle Ronaldo'ya çok yakın adam çıktı çatır çatır maçını yönetti abi. Ronaldo kendini bırakıyor, düşüyor, tekme atıyorlar falan. Kalk diyor mesela. Anladın mı? Böyle hakemler getireceksen getir abi burada. Derbiyi kim yönetecek abi? Beşiktaş Fenerbahçe derbisini sana söyleyeyim ben. Bak 2 hafta var. Halil Umut Meler. Başka hakem yok yönetebilecek çünkü. Yine aynı tartışmalar olacak. Ya abi de başka Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler yönetecek. İnsanların güveni kalmadı abi. Güven kalmadı. Dünyada en zor geri kazanılacak şey güvendir. Taraftarların, Türk hakemlere güveni kalmadı. Şu anda yapacak bir şey yok. Abi ne yaparsan ben sana bir şey dünyanın en iyi maçlarını da yönetsen güvenmiyorlar. Batuhan, yeni federasyon başkanı seçimleri lütfen sezon sonunda yapılmasın abi. Lütfen. Bak rica ediyorum. Ülke kalasında çok etkili bir durum bak bu. Bak bu lafımı unutmayın. Federasyon seçimleri Ocak ayında yapılsın abi. Federasyon başkan seçimleri Ocak ayında yapılsın. Gider ayak kimse kimsenin canını yakmasın. Nereden aklına geliyor bunlar? Hiç düşünmem abi. Ben söyleyeyim de yani. Hani yani gider ayak kimse kimsenin canını yakmasın. Peki hakem dışında hakeme gene yazıyorsunuz. Açıklamalar da gelirse gitmesi gelir. Lazım. Bak bu akşam bence yolcu edilmesi lazım. Ya Hakan tamam anlıyorum. Eleştirini anlıyorum da bir kez daha söylüyorum. Sen şimdi mesela taraftar eleştirebilir, beğenmeyebilir. Evet. Ligin en fazla gol atan takımısın. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bak bir daha söylüyorum. En fazla gol pozisyonuna tamam. Giren takımısın. En fazla net pozisyon üreten tamam. Takımısın. Sen ne istiyorsun mesela? Şu berbat seviyeye elenemezsin. Bu bir. Ya şu an için söylüyorum bir yani. Bir dakika devam tamam. Ediyorum sana. Senin ben savunmuyorum Jesus bu arada. Hemen savunuyor demeyin. Pencere açıyorum. Başlangıçta oynattığın çok iyi bir futbol vardı. Çok iyi gidiyordun. Bir anda her ne olduysa o milli takım arasına girmeden 2 hafta öncesinde başlayan bir ruh halin bazı futbolcuları oynatmama o futbolculardan uzak durma. Ya şu 3 maçtır en iyi oynayan İsmail Yüksek. En iyisi sahanın. İsmail iyi ama. İsmail iyi. Zayis iyi ama oynatmıyorsun mesela. Israr. İrfan Can ısrarın. Arda'yı oynatmaman. Emre Mor'u oynatmaman. Ligine şey yaptı yani. Küçümsedi mi diyorsun? Küçümsedi ya. Yani burada abi, masada işte. Ya buradan ben merak ediyorum. Bir tane herhangi bir Türk teknik direktör Portekiz'e gitse böyle bir açıklama yapabilir mi? Ay ya, Portekiz'de maçlar masa başında kazanıyor. Avrupa'da sistem sana ya izin vermiyor Jesus, ama. Jesus sana biz niye 7 milyon euro verdik? Masaya verirdik. Masanın başına da geçerdik yani. Bu ülkede futbol gerçekten masa başında kazansa rahat ol. En çok maçı siz kazanırsınız. Ne anlamda anlamadım ben ya. Yani güçlüler. Ha, Fenerbahçe, başkanı Galatasaray, Beşiktaş. Tabii ki başkan. En güçlü sizsiniz, en mağdur siz oluyorsunuza getiriyorsun anlamadım anladım. İşte. Tamam, böyle oluyor. Yani sen yapamadığın zaman bahane at. Ben gol atamadım, niye bana top gelmedi? İşte forvetin de en büyük yalanı budur. Ben mesela onu diyordum. Ya ne yapayım kardeşim, orta açmıyorsun, nasıl gol atayım? Ne yapacaksın, kurtaracağım diye şeyin, kendine. Oranı geldi, bir daha söyleyeyim de onu. Kıyma vermemişsin, köfte istiyorsun. 25 golün 10'u penaltıymış ligde. 15 tane gol atmış. Çatır çatır. 15 golden az değil yani. Kimse kusura bakmasın. Ama bak vallahi o penaltıyı atmak da kolay değil normalde biliyorsun.
Onu ben söyleyeyim. Osterwolde'yi nasıl buldunuz? Soru. Yo, bulamadık ki. Çıktı adam. Ya izlediğin kadarıyla nasıl buldun? Şey maçı Sevilla maçında kötüydü. Hı. Bu maçta sakatlandı çocuk. Adele sakatlığı. Yani enteresan. Bu Adele sakatlıkları çok garipleşmeye başladı Fenerbahçe'de. Ya o da işte yapılan antrenman. Abi, bana, peki benim merak ettiğim geldi. Konu. Pardon çok özür dilerim. Benim merak ettiğim konu bu Adele sakatlıkları derken yani her hafta şey oluyor. Oyuncular değişiyor. Neden? Vallahi ben anlamadım ya. Mesela çok ciddi. Yük de binmiyor yani. Ciddiyim ben bu konuda. Bu işin mutlaka araştırılması lazım Fenerbahçe'de. Antrenman sahasının zemininden olabilir. Antrenman şiddeti veya planıyla alakalı olabilir. Bilmiyoruz tabii. Alakalı olabilir. 4 tane oldu galiba bu maç. Bu arada Jorge Jesus'un yardımcısı Joao Dedeus. Doğru telaffuz edeyim. Dedeus. Evet Dedeus. İsme bak be. Oyuncuların... İsmim var ya Joao Dedeus olsaydı yılda 5 milyon euro kazanır. Peki. Oyuncularımın hepsini tebrik ederim. Sevilla maçından 78 saat sonra bu maçı oynamak kolay değildi. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Sevilla maçında kaleci oyunu yavaşlattı. Alanya'da da aynı hareketleri gördük. Top toplayıcı çocuklar topları geç verdi. Vay bu ya. Tarz durumlar bizi daha güçlü yapıyor. Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bizim için iyi olacak. Dinleneceğiz. Daha sonra Beşiktaş maçını konuşmayı başlatacağız demiş. Çok güzel. Doğru demiş. Ama özellikle bu top toplayıcı çocuklar eleştirisi burada öne çıkmış. Toplayıcılardan da ne isterler? Birisi gider top toplayıcı garibim 15 yaşında çocuğu iter. Öbürü topu geç verdin der. Ya bunlar daha küçücük çocuklar. Bırakın ya. Sana ne olur? 5 saniye geç versen olur. 10 saniye geç versen olur top. Bir de korner kullanınca niye böyle topu biraz daha çizginin dışına bırakıyor futbolcular genelde? Gol mü olacak öyle olacak? Geriden kullansa, yuvarlağın içinden kullansa. Abi ben hiç korner kullanmadım ama onların da o duran topları atan oyuncuların da kendi totemleri vardır. Totem mi o? Tabii totem. Hmm. Onu hiç anlamadım ben. Yoruldum Serkan Yetkin'in Jesusçuluğundan. Yazmış. Abi Jesus büyük Tayfun. Teknik adam da ben. Tayfun yok herkes ya. Herkes her yerde. Ben Portekiz'i çok teknik adamla çalıştığım için bunlar vallahi yani bir kar suyu kaçtı mı kulaklarına geçmiş olsun. Abi o kadar para harcıyor kulüpler. Sen şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olmasından mı şaşırıyorsun? Normal zaten abi o kadar bütçeye, güce. Normal zaten ilk takımında şampiyonluk yarışında olması ama bu tartışmalar sezon sonuna kadar devam edecek. Bu belli oldu. Özel o nedenle federasyonun, merkez hakem kurulunun doğru şekilde iletişimi kullanması ve zamanında ve yerinde mesela, o iletişimi ayarlaması lazım. İşte pozisyonlarla ilgili, olaylarla ilgili o süreci doğru yönetme adına doğru iletişim kurmak önemli. Yöneticilerin de açıklamalarında, kulüplerin de açıklamalarında birazcık ona göre hareket etmesi lazım. Çünkü yani şu an kaynıyor ortalık ya. Bak dün de öyleydi, iki gün önce de öyleydi, bugün de öyle. Hep işte hakemliği bırakan hakemlerimiz MHK başkanı oluyor ya. Eyvallah. FIFA kokartlı yabancı bir hakem MHK başkanı olsun. O zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına da eski futbolcuları getirin. Niye basketbol? Aman Burak. Hamit Altıntop'un halini görüyoruz Allah aşkına. Başına getireceğim. Markus yine başında futbolun başında ne hale... Kaç sene Türkiye'de oynadı ya. Oynamadı da yani milli takımda oynadığı için şu anda milli takımlar sorumlusu. Milli takımımızın içler acısı hali Hamit Altıntop'un büyük eseridir yani. Geçmişe dön. Markus Merk geldi. Yayıncı kuruluşta Şansal abi döneminde. Evet. Yorum yapıyordu. İlk iki hafta herkes işte bu dedi. Tabii. Üçüncü haftadan itibaren... Yorum başka. Onunla bununla yemek yemiş. Bak bunun tabii. Lehine yorum yapıyor. Bak şununla ilgili konuşuyor. Abi yorum bambaşka bir şey. Hayır ona geldi adam gitti sonra. Abi yabancı getir. Da gelse aynı tamam. Şey olacak. Ondan mesela bahsediyorum. Mesela Colina'ya getir abi MHK'nin başına. Kimi? Colina. Colina'nın da işi gücü yok Colina diyecek. Colina'nın işi de yapıldı. Abi hayır ücretin mukabilinde getireceksin abi göreve. Adam profesyonel sonuçta. Hmm. Getir abi veyahut da bırakmış hani İngiliz Atkinson'lar falan var. Getir abi birisini. Sistemi getirsin abi adam buraya. Colina da saçıyla ünlü oldu boşversen. Kel diyor. Gözlerim. Ya neyse abi yani bir hani vardır mutlaka FIFA kokartlı eski muazzam üst düzey bir hakem. Yani bu işin önüne başka türlü geçemeyeceğiz abi. Bu işin önüne bir şekilde geçersin. Nasıl? Futbolu kapatacaksın Türkiye'de. Vallahi doğru söylüyorsun. Kurtulacaksın. Yani bu hakemlerin önüne geçemiyorsun ki. Geçemiyorsun abi. Herkes acayip yani. Anladın mı? Sonra da bana diyorlar ki abi sen ileride teknik direktörlük düşünüyor musun? Ya ne düşüneceğim? Atlarım ben sahaya tutarım onu saçından. Yani, sonu yok. Sonu yok. Tamam da sonu yok bu işin. Elinden sonu. Bir şey gelmiyor. Sahanın içinde değilsin. Kenardasın. Tamam. Milletten medet umuyorsun. Yani
Her hafta aynı senaryoları izliyoruz. Şuna ne dersin? Alper Çelik, ne zaman Anadolu takımlarını daha fazla konuşursanız o zaman seviye atlarız. Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Bursa yok Süper Lig'de. Alo demiş. Ne yapayım oğlum, ben mi düşürdüm onları? Hayır, onlar işte daha fazla konuşuyor. Neyini konuşayım onların? Adamlara getiriyorsunuz, başkan diyorsunuz, paraları var zannediyorsunuz. Adamlar alıyor, indiriyor, gidiyor. Sonra kulüp batıyor. Bursa Spor'un 1 milyar TL borcu var. Eskişehir Spor her sene imza alıp şey açmaya çalışıyor. Siz sahip çıkacaksınız kulüplerinize. Adamın evi kira, başkanlığa geliyor bir gidiyor, adam 8 tane bina yapmış. Denetim. Denetim çok önemli. Yani yapmasın öyle. Çok önemli denetim. Yani başkan, yani başkan çok ayrı bir şeydir. Başkan babadır. Bak şimdi, bak çok, mesela çok şimdi Murat Sancak. Murat Sancak diye bir takım kulüp başkanı olmasaydı bugün Adana Demirspor diye bir yer var mıydı ya? Ya vardı tabii de, yani yoktu olurdu. Yoktu, bırak şimdi o yalandan, taraftardan tepki almayayım diye vardı. Hayır abi, Adana Demirspor, Adana Demirspor bitmişti, borç içindeydi. Geldi son saniyede transferi açtı, çatır çatır transferinde geldi. Transferlerini yaptı, aldı takımı ikincilikten, getirdi Süper Lig'e. Şimdi Adana Demirspor maçını izlerken keyifle izliyorsun. Niye? Murat Sancak. Şimdi bir başkana bak, git öbür tarafta, öbür tarafa gelen başkana bak. 3 kuruş para verdin diye taraftara kendini alkışlattırıyor. 5. hafta yok. İstifa diyor, bir bakıyorsun 900'lük borcu olmuş 1 milyar. Öbürü geliyor 1,5, 2, 3 sonra gidiyor. Anadolu'nun neyini konuşacaksın ki? Konuşamazsın. Değil mi abi? Ya doğru. Doğru. Birisi bana Eskişehir Spor'un nereye borçlandığını söylesin. Neden bu kadar borçlandığını söylesin. İşte ikinci ligde oynarken bir oyuncuya neden 10 milyon TL yıllık ücret verdiğini söylesin. Anlatsın birisi bana. Veyahut da Bursa Spor'da Maradona'lar, Messi'ler, Cristiano Ronaldo'lar mı oynadı? 1 milyar TL para nerede? Birisi bunu bana söylesin mesela. Ne yaptınız? Tesis mi yaptınız? İşte tesisin arsasını mı üstüne aldınız? İşte ne bileyim, jet mi aldınız? Neyiniz var sizin? Nasıl 1 milyar TL borcunuz var? Şimdi Burak Manap çok acayip bir istatistik yollamış. Diyor ki, Avrupa'da transfer döneminde en fazla net zarar yapan ülkeler bu sezon. Premier Lig 2 milyar euro. Bak. La Liga 76 milyon euro. Süper Lig 35 milyon euro. Tamam mı? Tamam. Ya, bütçesine göre abi, tamam. Tabii. Premier Lig'de La Liga reklamlardan ve oyuncu satışlarından, yaza kazandıkları kupalardan, Şampiyonlar Ligi, şeyler, konfederasyon, ha, işte konferans. Bu parayı öyle böyle çıkarıyorlar diyor. Tamam mı? En fazla net kar yapanlarsa, bak en fazla net kar yapanları iyi dinle. Portekiz Ligi 371 milyon euro, Hollanda Ligi 264 milyon euro. Yani gelirimizin %27 fazlası giderimiz oldu bu sezon bizim diyor. O kadar doğru söylüyor. O zaman da Batuhan'ın dediğine geliyoruz. Ben onu söylüyorum. En büyük takımlarsın ama en mağdur sensine geliyoruz o zaman. Tabii. Tamam, o zaman ne konuşuyoruz ki abi biz burada? Abi bu mesaj şeyi kimse konuşmuyor. Galatasaray, yani Fenerbahçe, Beşiktaş mağdur ama hep tepeden. O zaman nasıl olacak o iş? Abi yok, kulüplerin satılması lazım. Ben ilk günden beri aynı yerdeyim. Vallahi satılması lazım. Ona ben bir şey diyemiyorum abi. Şahıslara satılması lazım abi. Bırakalım abi biz bu gelenekçi şeyleri falan. Böyle işte kongreler, abi yok, satılın abi. Vallahi ne kongresi satılın ya, cebinde para olan gidiyor kongre üyesi yapıyor, yok, kendini çünkü oyattırıyor abi. Yani yapıyor. Bir de yani hayır, başkan mesela oynadığım camialardan biliyorum. Adam da diyor ki ya bunda diyor 2000 tane kongre üyesi var diyor. Ona gidiyor icazet alıyor. 3-5 kuruş para veriyor. Öbürüne gidiyor bunda 2000 var diyor. Gidiyor başkan alıyor. Şimdi Serkan. Tabii vallahi ya. Vallahi doğru söylüyor. Bu böyle. Bak, neymiş bazı de 120 lira aylık harç yatırıyormuş kongresi için. Başkan alıyormuş. 120 liraya şehrinizi satıyorsunuz, haberiniz yok. Bir de şimdi şöyle bir şey var. 120 liraya. Yani bazı kulüplerde şu var. Başkan parayı veriyor, kulüp ona borçlanıyor biliyorsun. Ve faizle borçlanıyor kulüp ona. Faizle borçlanıyor. Ve başkan o parayı almadan gitmiyor kulüpten. Bu arada bu çok var. Sorulara da bakıyorum. Şampiyonluk yarışı ile ilgili yorumlarınızı soruyorlar. Bir, şu andaki bu yarış nasıl gider diye, öngörü ne diye, Batuhan Karadeniz'in Galatasaray-Fenerbahçe yarışı ile ilgili öngörüsü ne? Puan durumu da ekranda. Şu an 60-54-49 diye gidiyor. Fenerbahçe'nin bir maç oynayacağını hatırlatalım. Ne diyorsun? Sonuna kadar gider mi? Fenerbahçe'de kan değişikliği olursa sonuna kadar gider. Kan değişimi niye olsun ya Fenerbahçe'de? Tabii Jesus'un gitmesi lazım. Abi gider mi şu anda? Böyle bir durumda Jesus niye gitsin?
Hayır, gitmez yani normal şartlarda. Niye gitsin böyle bir durumda? Karşı çıkmak için söylemiyorum. Görünen o. Jesus giderse Fenerbahçe şampiyonluk şansını son iki haftaya kadar sürdürür. Enteresan bakış açısı. Gitmezse sürdüremez. Onu söyle. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı yok. İkincilik şansı Jesus gitmezse yüksek. Abi Jesus gitmek istiyor. Salın adamı. Abi bitiyor sözleşmesi zaten. Tam salladım. Ay 2 ay kalmış. Erken bitecek. Gitmek istiyor. Arda niye oynamıyor istiyor. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani el ele üst üste böyle rahat rahat böyle arkana yaslanıp Fenerbahçe maçını izleyeceksin. Bugün Alanya 4 tane atacaksın. Öyle bir kadroya sahipsin. Ama kullandığın, oyuna soktuğun hamlelerin, oynattığın oyuncular, ısrar ettiğin oyuncular yüzünden yine taraftarına 80 dakika can çekiştirdin. Çekiştirdin. Senin elindeki kadro bugün Alanya'ya 4 tane atması lazım dedi Asman. O da bak. 3 attı işte. Ne diyor resimde? Maçın içindeki bir an o. Ben nereye geldim diyor. Resim belli. Peki. Batuhan Karadeniz şu anda Galatasaray'da mı olsa daha fazla gol atardı, Fenerbahçe'de mi? Fikret Bey. Batuhan Karadeniz buradan atması kolay abi. Sahanın içine girmesi lazım. Onun için bir şey demeyeceğim. Ama baktığın zaman Fenerbahçe ligde daha fazla gol atmış bir takım. Demek ki hücum organizasyonlarını daha iyi yapan bir takım. E tamam, öyle bir takımda Jesus gitsin denir mi böyle bir takımda değil, denir. Gelecek işte. Niye denir abi? Abi niye santrafor aldırmadın? Onu bilmem. Onu bilmiyorum. Neden santrafor aldırmadın? Abubakar leblebi gibi gol atmaya başladı. Niye almadın Abubakar'ı? Öncelik gitmiştin, menajeri sana menajerler teklif etti, sonra yalanladı Sayın Baki Bey. Şimdi pişman mıdır acaba? Buruma'ya 4 milyon euro ve 4,5 milyon euro alındı. Evet, biraz enteresan bir transfer. Braga'ya gönderdi. Stoper, ne onun adı? Sol bek stoper oynayan Perez piyasada yok. Emre Mor'u oynatmazsın. Alioski yok. Anladın mı? Emre Mor'u oynatmazsın. İki maç üst üste Arda'yı oynatmazsın. İrfan Can da ısrar eder. Sizin beğendiğiniz teknik direktör kim şu an? Ben onu merak ettim. Şu an Süper Lig'de. Söyleyeyim. Okan Hoca'ya. Çok net. Şu an bir Montella'yı mı beğeniyorsun? Ben Montella'yı. Merak ettiğim için soruyorum ya. Bu arada ben de Montella'yı beğeniyorum. Bir Montella'yı mı beğendiniz? Evet. Tamam, merak ettim çünkü de. Bu arada Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Sen Danabaş. Sen kim beğeniyorsun? Montella. Bir yani, bir. Evet. Çok net bir ya, çok. Yani sadece skora göre yorum yapmamak lazım. Görev yapan teknik direktörler arasında ne deniyor ona? En başarılı gördü mü? King'i oynatıyorsun. Yani King gidiyor travel'e falan atmaya çalışıyor. Ayağını sakat. Okan Buruk'un da mesela Konya'da yapmış olduğu tercihler çok hatalı. Travel'e atacakmış, travel'e. Ne alemsin ya. Oyundan çıkıyor travel'e attıktan sonra. Yani King, sen nasıl esneyeceksin? Kalas gibi bir şeysin sen. Esnek oyuncu travel'e atar. Atar mıydın? Adam Premier League. Adam ya evet ya. Adam Premier League gördü. Premier League'de oynadı. Batu. Bu arada Norveç milli takımında da ya en fazla gol atan adamdı. Oynasın abi. Hayır ama şimdi gerçeği de söyleyelim. Adam Premier League gördü ya. Tamam yani. Nerede oynarsa oynasın abi. Premier Ligi görmüş de biz geldiğinden beri King'i göremedik. Bir maç mıydı? Bir iki maçta. Aynen, bir iki maç kaldı. Bir iki maçtaydı. Göremedik yani. Ya Batshuayi de mesela böyle parlayıp bir anda söndü Fenerbahçe'de. Batshuayi de düşürdüler babacığım. Penaltıyı elinden aldırdın, gittin Valencia'ya attırdın. Efendim Altay'ı geldin, küçük Emrah gibi her hafta tribünlere alkışlattırdın. Emre iyi oynuyordu. Emre'yi aldın, oynatmadın. Arda'yı taraftar çok seviyor diye aldın, abuk subuk oyuna sokmadın. İşte biliyordun Sevilla maçında tepki yiyeceğini. İbre sana dönmüştü, bu sefer Arda'yı oynatayım dedin. Yani bunlar bak, ben sana bir şey söyleyeyim. İşte Portekiz, Brezilya... O tarafların insanları kendini çok akıllı zanneder. Çok akıllı zanneder. Ama işte bunlar bizim insanları tanımıyorlar. Bizimkiler şeytanız biz ya. Batu. Şeytanız 20, biz bak, yemeyiz. Resmi toplam her kulvarda toplam Valencia 29 gol attı. Batshuayi 15 gol attı. Bu ikisi 44. Tamam. King'i de koyarsan 49. 5 gol atmış. Tamam. Orada. Niye santrafor alınsın diyorsun değil mi? Hayır. Şimdi o önerme karşınıza hep çıkacak. Büyük maçlar diyecek Erman gibi. İşte büyük maçları çevirecek oyuncu yok denilecek ama şöyle bir istatistikte hangi takımda olursa olsun o önermeyi söylediğin zaman karşına Batuhan sen golcü değil misin kardeşim? İki tane forvetimiz var, 44 gol attı. Sen ne anlatıyorsun derler yani. Derler evet. Öyle değil mi abi? Evet derler. Haklı yani. Oraya baktığın zaman haklı. Kanat oyuncusu alsaydı
Sol bek aldı. Abi kanat oyuncusunun kralı var elinde. Emre Mor gerçekten büyük ilmeğe kaldı geçen sene. Tamam. Oynatmadı. Rossi bir ara parladı, söndü. Lincoln sol başladı, sol bek geçti. Kim alırsan al. Jesus oynattığı kadar kardeşim. Yani sen bugün Türkiye'nin en yeteneklisi oyuncusu Arda'yı oynatmıyorsan benim için kompleksli bir antrenörsündür kardeşim. Adam Sevilla maçında döktürüyor. Yani artık kan şekerim yükseliyor. Sevilla maçında döktürüyor çocuk. Dönüyorsun, çocuğu oyuna almıyorsun. Almadı oyunu işte. Kompleks. Ya kompleksen ölmüş ya. Hadi sen onu Saracoğlu'nda almasaydın da görseydim ben seni. Bugün Alanya maçı Saracoğlu'nda oynansaydı. Hadi almasaydın da ben görseydim seni dedeciğim. Hadi bakayım o sana o tribün ona oyunu aldırıyor muydu? Aldırmıyor muydu? Bir de bunun ağzında çiğnedi sakızın markası ne ya? Beton gibi çevirir. Ağır herhalde o sakız değil mi? Ne acayip sakız çiğniyor ya. Herifin sakız çiğnemesine hayran kaldım. Carlo Ancelotti de öyle ya. Ancelotti tuhaf çiğniyor sakız yani sakız verdi şeyde. Sakız dedim mi? Buradan sevgilerimi sunuyorum Ferguson hocam. Ha tabii. Sor. Özel sakızları vardır onun. Penaltıdan attığı golleri yazıyorsunuz evet. Az tamam, evvel söylemiştim. Var, tamam ama penaltıdan atmanın ne kadar zor olduğunu söyleyen yıllardır futbol oynayan Batuhan Karadeniz. Hele bugünkü iki penaltı. Hele bir tane penaltının top bir tanesinde de penaltının topun başına hani gelmişti. Penaltı bir dakika ben atacağım bırak diye herkes ettiğin falan vardı ya bir tane geldi. Yok o frikik. Hayır penaltı vardı ya bir tane. Ya, Panenka penaltı meşhur. Benden başka kimse gelemez. Meşhur Panenka vardı ya. Tamam bebeğim de penaltı oldu mu zaten takımda benden başka kimse gelemez. Ben atayım mı falan yok yani. Sen yok biliyorum takılıyor. Burada gördüğünüz gibi Batuhan. Kaçırdın dışarıda var, böyle olduğu için. Bu Panenka dışında. Var. Bir de Antalya'da Mardan Stadı'ndakini var, geç. Var var var. İkiye ben saydım. 3-4 tane kaçırmışımdır herhalde. Çok attım. Bir ara 16 tane üst üste attım ya. Abi. Köşeyi bileni tuttun sayıyorduk bir ara be Hakan'cığım. Anı var mı diye soruyorlar. Bitirmeden anı anlatsın mutlaka diye. Bak Burak Bey yazmış. Bebeğim burası şey mi ya? Anıcı. Ya bu Hami Hoca'nın sana söyledikleri. Hami Hoca ya harbiden ne ya? Aa evet evet ben gördüm ya, onu ben. Demiş benle o geldi ya. Gördüm gördüm. Hami Hocam. Hami. Fatih Hoca varken demiş de orayı biraz karıştırmış. Milattan önce olduğu için orayı tam ayarını verememiş. Fatih Hoca yoktu o zaman. Yok Fatih Hoca vardı da ama ben tatile gideceğim dedim de Fatih Hoca yoktu. Diyemezsin zaten Fatih Hoca. Fatih Hoca mesela Fatih Hoca gelecek gideceksin emekliye. Karavanası ne ya? Karavanası yazıyorlar. Kalevi ne anlatsın? Bilmiyorum. 1 milyon tane anı var. Kalem anı söyleyeceğim. Anlat deyince anlatamıyorsun ki aklına gelmesi lazım. Bir şey olacak ki oradan gelecek yani. Tabii. Ben Orhan Pamuk muyum oğlum? Anı kitabı mı yazayım size? Peki. Var mı başka ekleyeceğiniz ya? Teşekkür ederiz. Dur. Bak şimdi aklıma bak biliyorum ha huyunu biliyorum abi. Süper Kupa finali oynayacağız. Anlattın mı bunu bilmiyorum ama Almanya'da bu Bobo da şimdi bu Brezilyalılar çok tripli olduğu için Bobo da tripliydi. Bobo'nun şortunu Süreyya abime, Ünal abimine bizim malzemecilerden küçük gelmiş yani Adidas'tan şort. Küçük lan Bobo bir giydi taytı. Küçücük boxer gibi oldu. Ben de oynamam dedi. Ben de kadroda yokum. Nobre Bobo var. Ben tribünden izleyeceğim. Gitmişiz oraya madalya alacağız. Fenerbahçe ile oynuyoruz. Ben de oynamam dedi. Ben de diyorum ki Allah'ım diyorum. İşte o gün bugünmüş falan. Sonradan gireriz falan. Benim formayı mormayı çıkardılar. Ama nasıl bağırıyor? Ben oynamam, ben etmem. Oynama lan Bobo dedim. Vallahi haklısın dedim. Bununla oynanır mı dedim ya. Bütün herkes dalga geçer seninle dedim. Abi oradan bir şey oldu. Bu ısınmaya çıktı şeyle, kapriyle abi. Geldi. 2X large short yaptırmışlar. Ulan Almanya'da nereden buldunuz şortu da yaptırdınız be? O, ne yaptı o maçtaki performansı neydi? Vallahi tam hatırlamıyorum. Gol attı mı acaba? Bobo kötü oynamaz ya. Ha. Süper Kupa mıydı? Bir şey işte Almanya'da oynayacaktı. Diyorum ki Bobo oynama sakın. Rezil olursun. Her yerde getirdim. Seni yazarlar. Tabii. Hayatta oynamam falan böyle. Esti sonra abi şortu yoktan var ettiler getirdiler şortu. Ah babam ya. Ya. Ama yenilmiştik şey vardı. İkincilik madalyası almıştık. Tebrikler. Ah be. Ne için? İkincilik madalyası İkincilik için. Bizim için hiçbir zaman başarı değil. Güzel. Bravo Batu. Tamam yavaştan bitirelim hadi. Haydi. Ağzına sağlık Batuhan. Ben yine bekleyeyim de son bir hamlesi gelebilir Batuhan'ın. Şu da vardı diye. Niye o? Neyi? Yok abi bende bir şey yok. Tamam. Teşekkür ediyoruz Serkan. Sağ olun. Teşekkürler. Ağzınıza arkadaşlar sağlık. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın.